Efendim, Karlama Defteri'nin bugün konuğu Yalvaç Ural. Yalvaç'cığım, hoş geldin. Hoş bulduk Dağcığım. Şimdi Türkiye'de ve yurt dışında tanınan bir yazarsın. Estağfurullah. Kitapların, evet, kaç dile çevrildi. Sonra sıra ona da gelecek. Kitapların çok satıyor, çok da okunuyor. Değişimi de izliyorsun. Abi biraz bunun sırrını açıklar mısın? Her yazarın bir sırrı vardır, itiraf et artık. Evet, şimdi şey çok önemli. Dergicilik. Yani kitaplarını olabilir, çocuklarla buluşabilirsin. Ama sen hayatının 35-40 yılını eğer bir ülkede 51 tane dergiye imza atarak geçirdiysen her dergiden senin bir okurun oluyor. Bir de biz Tarık Dursun'un, sağ olsun rahmetlik, Tarık Dursun'u anayım burada. Bir de onun sayesinde biz iki şey yaptık. Bir, Balkanlara açıldık. Balkanlarda hatta çok ünlü Makedonya'nın 3 çocuk dergisi vardı. Kuş, Tomurcuk gibi gazete ile ekleri vardı. Hatta bir de çok önemli bir dergileri daha vardı, bir çocuk dergisi daha. Biz onlara da yazı yazardık. Bir gün Tarık Dursun şöyle söyledi. Dedi ki, ya Almanya'da Türk çocukları var. Bunlar yabancılaşmanın içine düştü. Ben Zeki Sezer'le konuştum. Top sende dedi. Dedim ki, ya ben Almanca bilmiyorum ama. Önemli değil dedi. Almanca tarafı Zeki'ye ait dedi. Ve biz Milliyet Türk Çocuğu çıkardık Almanya'da. 1,5 sene Almanca yarısı Türkçe olmak üzere Milliyet Çocuk yayınlandı. Ve bu her çocuk dergisiyle siz yüzlerce, binlerce okur kazanıyorsunuz. Evet. Ve işin kötü tarafı şöyle. Bir gün şeydeyim, kitap fuarındayım. Bir bey geldi. Saçları benden daha fazla dökük ama biraz daha genç adam. Kartını koydu. Şimdi makamını söylemeyeceğim. Bir yerin kurumun başsavcısı. Dedim ki, ya biz siyaset falan yazmıyoruz. Nedir böyle, savcı bey birden kendiyle tanıştırdı bize. Dedi ki, Yalvaç abi ben sana küsüm dedim. Niye dedim? Ne benim dedi, Milliyet Çocuk kartımı gönderdin ne şiirimi bastın dedi. O günden beri küsüm dedi. Yani şimdi böyle 50'sini 55'ini geçmiş okurlarımız var. Onlar tabii çocuklarına Yalvaç Ural'ı tanıştırıyor. Ve düşün ki ayda 500 bin satan bir dergiydi Miço Dergisi. Dünyanın üçüncü büyük dergisi oldu. Dergi çok önemli. Evet işte. Bu heyecanla bekliyorlar. Evet. Şimdi var mı öyle bir ilgi acaba? Var ama işte o çocuk okur kaybedildi. Çünkü burada onları anmak lazım. Ülküyle gelen Tarık Dursun'un emekleri çok. Ülkü Tamer'le. Evet. Osman Karaca'nın önerisiyle Ülkü Tamer her hafta bir çizgi romanla bir klasik eseri çizgi roman olarak derginin içine hepsini koydu. Rahmetli anlıyoruz. Evet. Evet. İçine koydu. Yani düşünebiliyor musun? 52 hafta her hafta bir klasiği okuyan çocuk, 2 sene Milliyet Çocuğu takip ettiği zaman 104 dünya klasiğini okumuş olarak Milliyet Çocuk'tan mezun oluyor. Evet. Şimdi böyle bir şey kayboldu. Biz çocukları masa başına bağladık, bilgisayarı verdik, savaş oyunlarıyla onların kültür duygularının gelişmesine yardımcı oluyoruz. Bu kadar basit. Evet, bütün sırrını açıklamış oluyorsun. Evet. Doğru bu da. Şimdi bugün internet var, oyunlar var, baştan çıkarıcı bir evet. Dünya. Bugünün çocukları bundan ne kadar etkileniyor? Kitapla televizyon arasındaki durum nedir? Şimdi şöyle bir şey var. Bütün dünyada, şimdi biz de yeni öğreniyoruz. Yani algımız bizim de düşükmüş diye düşünüyorum. Şimdi eğer bir çocuğu şiddet, gerilim, aksiyon, korku gibi dört duygusunu geliştirecek türde ürünlerle buluşturursan o çocuk okumaktan uzaklaşıyor. Evet. Çünkü okuma eylemi yani sabır isteyen bir eylem. Sabrının sonunda bir şey öğreniyor ama. Öğreniyor. Evet, o sabırı kaybediyor. O zaman çocuk size eğer korku filmleri babasıyla birlikte oturup izliyorsa kitap fuarına gelip diyor ki bana aynen şöyle. Sanki arkadaş olarak görüyor çünkü. Yalvaç diyor. Efendim diyorum, korku kitabın var mı diyor. Yok diyorum. O zaman bu fuarda senden bir şey almayacağım diye gidiyor. Şimdi bu kötü duyguları geliştirdiği zaman o duyguların doğrultusunda istiyor. İşte o zaman
Bu televizyon, bu oyunlar bunu şartlıyor. Evet. Ben mesela Çanakkale'ye gittiğimde söylemiştim. Yani hocalar falan alınmıştı ama Çanakkale kutlamasına çok kısa bir zaman vardı. Battlefield diye bir oyun vardı çocukların oynadığı. Ondan sonra ben de yani ucundan kaçırmışım onu. Sonra çocuklarla oturdum, birileri oynadı. Onu da gördüm şeyde, Çanakkale'de. Yani altı okul falan gezmiştik. Çocuk Çanakkale'de Battlefield oyununda İngiliz askeri oluyor. Çanakkale'de Türk askerini öldürüyor. Sonra yanlış. Başka bir oyun oluyor. Orada da Türk askeri oluyor. İngiliz öldürüyor. Dedim ki ya zaten öldürmek eylemi kötü bir şey. Bir defa bizim milli duygularımızı, vatan sevgimizi, toprağa bağımlılığımızı, dilimizi, her şeyimizi kaybetmemize neden olur. Yabancılaşma işte bu diye anlatıyorum. Dinliyor. Yani şöyle bir şey var. Çok akıllı çocuklar. Fakat öylesine bir bombardıman içindeler ki bonsai çocuk yetiştiriyoruz. Yeni kitabıma da bu ismi koyacağım zaten. Bonsai çocuk nasıl? Japon küçük bir ağacı alır. Büyürken tellerle sarar. Tabii, tabii. Az su koyar. Ha? Az toprak verir. O da büyüyemez. Küçük yapraklar açar. Öyle bir çocuk yetiştirmek. Şeyi var tabii. Okurun değişti mi? Değişiyor tabii. Zamanla çocuk okur değişiyor. Ve o değişimle beraber sizin de değişmeniz gerekiyor. Çocuk yazarlığın önemi bu çünkü. Tabii tabii. Yetişkinler gibi değil. Değişimi en çok hisseden, ilgilenen, uygulayan sizsiniz. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Çünkü ondan iç içeyiz, yakınız, okulda, dışarıda, her yerde. Ve o oyunla, oynadığı oyunları o söylüyor. Okuduk kitapları o söylüyor. O sana kitaplar okuyor. Niye bilim kurgu yazmıyorsun diyor. Carl Sagan'ı okudun mu diyor. Başkalarını öneriyor. Babamı diyor işte... Seni sigaya çekiyor yani. Evet, yani seni bir yerde yönlendiriyor ama sen de onların edilgen olduğu şeylerden onları uzak tutmaya yöneliyorsun. Oyunlar, bazı işte bu Japon şeyleri, çizgi romanlar gibi, çizgi romanlar gibi. Şimdi aslında sen birçok kaynağın var yaralanır. Evet. Yani bir araştırmacı yazarsın, öyle diyelim. Teşekkür ederim, çok tabii lazım. Masallardan, mitolojiden yararlanıyorsun. Troyalı Helena ile Paris ve Tahta efsanesini başta anmam lazım, başta söylemem evet. lazım. Burada çok doğru bir şey yapıyorsun. Birdenbire yazına, birdenbire öyküne girmiyorsun. Yazdığın hakkında aydınlatıyorsun, bilgi evet. veriyorsun çocuklara. Çok güzel bir Homeros yazısı var başında. Evet. Bu kitaplarının tahmin ediyorum biraz da pedagojik özelliği mi bu? Şimdi şöyle bir yaklaşımım var benim için. Benim için Fatih Sultan Mehmet çok büyük padişah. Entelektüel ve bir okur olarak. Bunu özellikle söylemem gerekiyor. Kritovulus diye bir tane tarihçisi var. Evet. Onunla kalkıyor o koca Fatih, Truva'ya geliyor. Bu insanlar nasıl yenildi? Bu savaş nasıl kaybedildi? Bu Helenlerin, Greklerin halkı değil, bu Anadolu'nun halkı. Zaten ben de Anadolu'nun halkıyım. Anadolu'daki bütün halklar da benim halkım diye sahip çıkan Fatih, Kritovulus'a şeyi çevirttiriyor. İlyada ve Odesa'yı. Odesa'yı evet. çevirtiyor ve okuyor. Yetinmiyor, Midilli seferinde tekrar iyi bir hat yazan birine daha çevirtiyor. Ve gelip Fatih'in kütüphanesine konuluyor. Biliyorsun Fatih'in kütüphanesinde de Atatürk açmıştı yani evet. şeye dışarıya. Ve bu Fatih'in kütüphanesine koydurduğu İlyada Odesa'yı kendisinden 461 yılından 1912 yılına kadar bir tek padişah alıp okumuyor. Ya da birine okutup dinlemiyor. 1912'de bir gayrimüslim İzmir milletvekili bir adam bunu alıyor çeviriyor. Ekrem Urkal Hoca diyor ki işte Akurgal Hoca diyor ki 450 yıl bir kütüphanede durup ve kendi topraklarımıza ait bir mitolojiyi ya da efsaneyi okumamışız diyor. Biz kendi ülkemizin çocuğu. Ezop diyoruz bütün dünya bir Yunan mizahçısı diye sahip oluyor. Halbuki Ameryonlu, Emirdağlı bir adam. Tabii canım tabii. Emirdağlı bir adam. Emirdağlılar o kadar aydın ki bugün
Belçika'da hayır, bir köyleri var. Köyleri var. Şey, belediye başkanları var. Evet. En son Adalet Bakanı Emir Dağlı bir kız. Evet. Falan gibi böyle. Evet, evet. Yani Ezop kültürü ona geçmiş. Evet. Zaten ön sözünde Homeros kimdir anlatıyorsun. Ondan sonra bu dediğim bilgileri çocuk evet. yapsan. Çocuk okuduğunun ayrıntısını evet. yan unsurların da böylece öğrenmiş oluyor. Aslında bir tür editörlük de yapıyorsun. İşte dergicilikten gelen bir, sen çok iyi bileceksin bunu. Çok doğru bir evet. tavırdır, evet. çok doğru bir alışkanlıktır. Sonunda meraklısına notlar var, daha evet. aydınlatıcı iş yapıyorsun. Bir de son söz yazıyorsun. Şimdi tabii bir de çizer meselesine evet. gelelim. Hep aynı çizerle çalışıyorsun. Evet, bu kitaplarda. Erdoğan Oğultekin. Evet. Dördüncü kitapta da bu kitapla çalışıyoruz. Evet. İşte dediğim gibi Rumi kitabıyla. Ama ondan sonra tarz değişince, ama bir de araştırmak geliyor ki. Ben Mikanos'a gittim. Mikanos'a gittiğimde bu basit bir testinin üstünde kalmış bir figür. Biz bu kırıklardan bunu çıkardık, düzelttik. Bence Troy atını en iyi anlatan bir şey. Ben de Mikanos'a gittim. Gittiniz mi? Evet. Fakat çok ilginç bir şey var. Ben adalara gittiğimde şöyle ilginç bir şeyle karşılaştım. Bizim kahramanımız Hektor. Evet. Yani Sabahattin Eyüboğlu derdik işte Atatürk son Kurtuluş Savaşı'nda işte İzmir'den Yunan düşmanı döktükten sonra demiş ki nihayet Hektor'un intikamını aldık demiş. Fatih'in de söylediği söylenir bu. Ama burada önemli olan şöyle bir şey var ki biz bu kültürü çocuklarımıza aktaramamışız. Hayır. Bu toprakların kültürünü aktaramamışız. Hayır. Halikarnas Balıkçısı'nın yazdıkları kitapları okutamamışız. Hayır. İşte onun için toplumun... Yani o anda tarihimizi evet. aktaramadık. Evet. Topraklarımızdaki kültürün bizim kültürümüz olduğunu hiçbir zaman benimseyemiyoruz. Tabii dikkatimi çeken iki kitabından daha söz edeyim ben. Sümer hayvan masalları, evet. yaban öküzü, boynuzlu tilki. Evet. Kapakta da bir durum var. Evet. 4000 yıl önce tabletlere yazılan ilk masallar. Bu masallar için de kitaptan hoşuma giden yanı bu. Evet. Bu masallar için yaptığın çalışmaları anlatıyorsun. Evet. Nereye müracaat etti? Muazzez İlmiyeçi evet. dahil evet. olmak üzere birçok kimseye. Bu aslında... Bence en önemlisi çocuklara da bir iş yapılırken ön araştırma, dikkat, yoğunlaşmaya evet. aşılıyor. Bence öyle bir şey var. Çünkü yeni yazarlar bir gecede oturup bir kitap yazıyorlar. Bir hafta sonra bastırıyorlar ve okul öncesi kitaplar yazıyorlar. En tehlikeli şey bu. Çünkü ara bir Türkçe'ye sahip olman gerekiyor. Tabii tabii. Şeyin bir sözünü söyleyeyim size... Mümtaz Zeki Taşkın'ın o şöyle bir şey söylemişti bana. Büyüklere yazmak kuyumculuğa benzer. Ama çocuklara yazmak taş kalkmacılığı gerektirir. O çok küçücük taşları yüzeye kalkmacılık sanırım. Çok doğru tabii. Yani bunu öyle düşünmek gerekir. Sözcük tabii. seçimi çünkü çok önemli. Tabii şüphesiz. Öbür kitaptan alayım. Ege'de bir kare efsanesi. Yunus Sırtındaki Çocuk Kermesiyaz. Burada şöyle bir iş var. Kitapların hep iyimser. Demin evet. de söz ediyorsun. Yani yaşama sanatı, iyi olma sanatı, iyi bakma sanatını aşılıyorsun. Ama ilk bu baba üzüntülü değil mi Hermias? Evet. Çünkü efsanenin kendisi üzüntülü. Bir de bu efsane çok enteresan. Şeyler var yaşamda, ilginç şeyler, rastlantılar. Şimdi belediye Güllü'nün ve Halikarnas Balıkçısı da Güllü'nün şey olduğunu söylüyor. Hermias'ın vatan yeri, memleketi olduğunu söylüyor. Bir gün ben Bodrum'dan dönerken bir şoför bana dedi ki Güllük'ten geçerken. Biliyor musunuz dedi, burada dedi hiç insan ölmüyor dedi. Nasıl dedim? Yok dedi, burada mezarlık yok dedi. Olur mu öyle şey dedim. Tarihi de yok dedi Güllük'te. Öyle deyince dedim ki ya Güllük'te tarihi bir mezarlık bile yoksa demek ki Hermias burada yaşamış olamaz. Sonra Strabon var, büyük coğrafyacı Amasyalı. Onun şeyleri Cem'de çıkan ve Strabon'la ilgili işte Anadolu bölgesi 17 ciltlik kitabı var. İkisi sadece Anadolu üstüne biliyorsunuz.
Ve orada onun işaret ettiklerinden İvassos diye bir yer var. Tam bir kıstakla, bir uzantıyla denize bağlı bir alan. Orada İtalyanlar araştırma yaptı, mozaikler falan buldular. Bir çan kulesi var şeyin anlattığı, Strabon'un anlattığı. Ve hatta bir gün bir gitarcının gelip saldı. O kadar güzel ki o Strabon'un anlatısı. Sonra da ben de 64 yılında böyle eski paraları biriktirmek gibi bir koleksiyon hastalığı çıktı. Yani bir koleksiyon gibi para biriktiriyordum. Orada çok ilginç bir şey. O kitabı aldım. Çok eski hocalarımızdan birinin kitabı. Kötü de basılmış. Onun kitabını karıştırırken bir baktım ki yüzlerce para var. Ve bunların içinde üstünde Hermias'ın baskısı var. Arkasındaki dönem adamlarının resmi var. Fakat arkasında çok ilginç bir şekilde Hermias balığın üstünde, altında İyasos yazıyor. Ve onun üzerine ben şeyi kitabı İyasos'a göre yazdım. Ali Püskülloğlu çok küçük, bir sayfalık, bir buçuk sayfalık bir hikaye yazmıştı Hermias'la ilgili. O da zannediyorum Halikarnas balıkçısının o hikayeyle ilgili topladığı bilgiyle bir ilintiliymiş. Ben tabii oraya gittim. Bütün mekanı çektim. Fotoğrafçıya fotoğraflarını götürüp Erdoğan'a verdim. Erdoğan onları birebir çizdi. Yani bu kitabı okuyup İyasos'a gidersen Hermias'ın yaşadığı yeri, konsülü, çan kulesini, pazar yerini, her şeyi görebilirsin. Görebilirim. Evet. Şimdi efendim... Ve dünyada da yazılmadı bu efsane biliyorsunuz. Hayır. Bir de bir şey söyleyeyim. Şimdi konuşmalarımızda kitaplardan yola çıkıyoruz. Ama internetten, konuşmalardan, yazarın bütün anatomisinde arkadaşımız Murat Yeşilyurt hazırlıyor. Çok teşekkür ediyorum Murat. Şimdi sıra oraya geldi. Evet. Oradan öğrendiğime göre 70'e yakın kitap beğendim. 100 oldu. Kaç oldu? 100 oldu da basılmayanlar da var. Bekliyor. Çok sırasını. Güzel, çok güzel. Editörlük de yaptın, yazarlık da. Şimdi Egmont'u da kurdum. Efendim? Doğan Egmont'la Doğan kitabı da kurdum. Kurdum. Yani, evet. Bir şey var yalnız. Yazarın editörlüğü çok zordur. Yani senin beğenmediğin ama aslında iyi olabilecek bir şeyi basar mısın? Yoksa editörlükle yazarlık birdenbire müdahale mi eder bu işe? İşte o zaman grup çalışması yapıyorduk. Bazı görüşler de alıyorduk. Yani bu beğenilerine, bu seçkilerine saygı duyduğumuz insanlardan görüş alıyorduk. Öyle yönlendirdiğimiz çalışmalar da oluyordu. Şimdi Murat Yeşilyurt'un bir alıntısını buraya getireceğim. Benim yazılımda hiçbir şey değişmedi. Ben gerçekçi ve çağcıl kalmayı ve çocukları tüketim aracı olarak kullanan dünya sisteminden çocuklarımızı korumaya çalışıyorum. Evet, doğrudur. Bütün şeyim bu. Ben buğday tarlasında... Çok hümanist bir şey tabii. Evet, buğday tarlası. Biraz da idealist bir şey. Buğday tarlasında konmuş bir cansız korkuluk değil, buğday tarlasında bekleyen başakların yetişmesini, onların yarınlara yeni çocukları doyurmasını bekleyen bir bekçi gibi yerimi belirliyorum. Çocuklardan düşüncelerini öğreniyorsun. Demin de söyledi, soruyorlar onu yazmanın, bunu yazmanın diye. Bu etkiliyor mu seni? Yani genç kuşakla, çocuklarla konuşmanın ne derece rolü veya etkisi oluyor sende? Şimdi biz yeni yöntemler buluyoruz çocuklarla, diyalogda. Hiç kimse bilmiyor. Ben sözcükleri ve ekleriyle ilgili oyunlar çıkardım. Yani dilimizin sonuna gelen eklerin ve bu eklerin özelliğiyle ilgili oyunlar yaratıyorum. Ve interaktif dedikleri çok etkileşimli söyleşiler yapıyoruz. Çocukların tepkileri, soruları, yaklaşımları her zaman bir edinim içinde yansıyor bize. Yani ya başkalarının onlara yönlendirdiği ya da kendi edinimleriyle ulaşıyor. Ve bunların içinde hiçbir zaman çirkinlik yok ama bilgisizlik var. Kimi zaman özenti var, kimi zaman da bir şey söylemek için sormuş ya da söylemiş olmak var. Ama hepsinde bütün çocuklar dünyada
hiç bozulmamış. Diyorum ya, yeni açan çiçekler gibi, başaklar gibi pırıl pırıl insanlar. Onları biz bozuyoruz. Duygularını, kötü duygularını öne çıkararak, onları geliştirerek. Şimdi dünya, biliyorsun, Fransa'da eğitimi şöyle yaptılar. Yani 7 tane duygu üzerinden kitaplar üretiyorlar. Kıskançlık, korku, bu tip şeylerin gelişimi, baskılanması değil, bilinçle bir yere taşınmasıyla ilgili bir yolculuk yaptırıyorlar. Ondan sonra çocuk varoluş kavgasını kendisi verebilir. Ne olmak istediğinin farkına varabilir. Evet, bir de tabii şu var. Sana gelirler, hangi kitabınızı okuyalım? Evet. Hangisiyle başlayalım? İkincisi, ne okuyalım? Evet. Sen hangi seriyle başlamasını istiyorsun? Ben sana sordum mesela. Ben yaş grubunu soruyorum, bir. Hangi tür kitaplara eğilimi olduğunu söylüyorum, iki. Üç, şimdi bunların içinde deneme kitapları okumak isteyenler var. Öykü okuyanlar var, şiir okuyanlar var. Şiiri sevmeyenler var, romanı sevmeyenler var, romanı sevenler. Yani hepsinin bir seçkisi var. Bu biraz da sabırla ilintili. Ama her zaman ona yakın olanı bulmaya çalışıyorum. Ama onların en sevdiği şeyler absürt diyeceğim. Bu sözcüğü kullanmak istemiyorum. Bizim Zıpır Bilmece adı altında topladığımız farklı, içinde yeni çocuğun anlayışındaki mizah duyguların, gülmece duygusunu yattığı kitaplara eğilimleri fazla. Peki bir şey söyleyeyim. Şimdi tavsiye ediyorsun bazı kitaplar, değil mi? Evet, öneriyorum. Klasiklerin de, demin konuştuk, klasikleri çocuk dünyasına tanıtmak var. Evet. Bu dil ne kadar kelime biliyorlar, ona göre tekrar bir klasikler meselesi var, değil mi? Var. Tavsiye etmek. Yani çünkü o klasikleri büyük ustalar, büyük edipler, yani yazarlar, eleştirmenler, bunlar çocuklara göre indirgiyorlar. Evet. Bunu okumalarında yarar var. Ama şu sayfayı çıkar, ötekini çıkar, böyle bir kısaltma şeyi olmuyor. Aynı, olmuyor. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Her zaman değirmenler döner. Her zaman değirmenlere karşı yazar savaşmak zorundadır. Ve her zaman Don Quixote okunacaktır. Jules Verne'in bilime onları iten kitapları okunacaktır. Ben daha böyle duyguları etkileyen romanların dışında yaşam bilimsel bir dünyaya doğru uzanırken onların bilimle iç içe olacağı kitaplar okumalarını öneriyorum. Her zaman isteğim bu. Yani yine de çocuk kitaplarının okunmasından eminsin ve ilgi de devam ediyorsun. Evet, ve ben şöyle söyleyeyim. Kitap fuarları bunu gösteriyor zaten. Evet, o bir, yani kitap fuarlarını çocuklar ve öğrenciler dolduruyor. Ve gençler dolduruyor. Evet. İmza evet. Günlerinize ister büyük yazar olun, ister yetişkin yazar, ister çocuk, ister gençlik yazarı. Bakıyorsunuz yetişkin yazarına gelen de gençler. Yani ya yetişkin, erişkin, hatta yaşlı okurun okuma ilişkisi çocuklara göre düşük. Çünkü gençlere göre düşük. Çünkü gençler büyüme çağındalar. Daha çok su, daha çok vitamin, daha çok bitki, daha çok beslenme, daha çok öğrenme içindeler. Doğru. Onun için yaşam tabii farklılaşarak yani ayrımlaşarak yürüyor ama biz onlara yakın kitaplar yani üretmeliyiz. Onlara üretemezsek okumayı kaybediyoruz. Bir de bu var. Yani çocuklara, gençlere, yaşlılara seslenemeyen okurlar, yazarlar kötü yazar olduğu için değil, çağına yetişemediği için düşüyor. Çağdaşlık çok önemli. Yalvaç, çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Yeni kitaplar herhalde evet, var. Evet. Sırada yüze geliyor evet. Bunlar. Rakam. İkimizin yeni ayrı. Ödüllerde, yeni kitaplarda buluşmak üzere çok diyelim. Teşekkür ederim. Davetiniz için de çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. İnşallah tamam. İkinci görüşmemiz 45 seneye kalmaz diyorum. İnşallah ben de dileyim. Efendim, Karlama Defteri'nin konuğu bugün Yalvaç Ural'dı. Çocuk kitaplarından konuştuk. Onların yetişirken neleri okuması gerektiği üzerine tartıştık. Gelecek hafta bir başka konukla karşınızda olmayı diliyorum efendim.